Merhaba patron, ne var ne yok? Yaşlanmasın ya, benim soyadım Kocaman. Yerel seçimlere sadece 2 gün kaldı. Vatandaşlar 31 Mart pazar günü sandık başına geçerek oy kullanacak. Her daim vatandaşlarla iç içe olan İyi Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile girmesinin ardından geldiği memleketi Mersin'de, partisinin adaylarına destek olmak için sürdürdüğü seçim çalışmalarına devam ediyor. Hoş geldiniz, nasılsınız? Sağ olun, sen nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren İyi Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, vatandaş ve esnaf gezilerine devam etti. Misin? Çok şükür. Allah'ını seveyim. Sen gittin artık bizi unuttun. Ben niye unutuyorum Allah'ını? Sahada adım atmadık yer bırakmayan Milletvekili Kocamaz, her gün farklı bir ilçe ve mahallede, toplumun farklı kesimleriyle bir araya geldi, gencinden yaşlısına sıkmadık el bırakmadı. İyi Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz son gezisini ise Tarsus'ta gerçekleştirdi. Kolay gelsin. Merhaba. Başkanım, seni gören cennetlik olur. Başkanım. Tarsus İlçe Başkanı Burak Özdil, Belediye Başkan Adayı Mehmet Yunus Seven, Meclis üyesi adayları ve teşkilatla beraber Yenice Mahallesi'ni ziyaret eden Milletvekili Burhanettin Kocamaz, esnaf ziyaretinde bulundu. Tarsus Belediye Başkan Adayı Mehmet Yunus Seven için destek istedi. Teşekkür ederim. Ne var ne yok? Sağ olun. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? Yanınızdayız Kocamaz efendim. Sizden çok memnunuz. Her zaman. Sağ olun. Kocamaz'a ve İyi Partililere sevgi gösterilerinde bulunan esnaf ve vatandaşlar talep ve önerilerini söylediler. Vermeyin o zaman. Ben bunu kabullenmiyorum. Gerçekten kabullenmiyorum. Verme o zaman. Ben koyu CHP'liyim diyorum. Verme bir defa ders alsın. Aynen. Onu diyorum işte. Yok. Aynen. Ben vermeyeceğim CHP'ye. CHP'ye. Bu arkadaşa ver. Ziyaret sırasındaysa gülümseten diyaloglar yaşandı. Dedim Ankara yaramış size. Öyle mi? Bence yaramış. Çünkü ihtiyarlamışsın dedim ya, benim soyadım Kocamaz. Esnaf ziyaretinin ardından Yenice'de kahvehane toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Tarsus Belediye Başkan Adayı Mehmet Yunus Seven, belediye başkanı olduğunda Yenice'nin görmediği hizmetleri kendi dönemlerinde alacaklarını vurguladı. İyi Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz da yerel yönetimlerin önemine vurgu yaptığı konuşmasında Suriyelilerle yaşanan sorunlara dikkat çekti, Türkiye'nin iyi yönetilmediğinin altını çizdi. Kocamaz, Mersin Büyükşehir olmak üzere bütün ilçelerde İyi Parti olarak adaylarının seçime girdiğini ve hepsinin arkasında olduğunu vurgulayarak Belediye Başkan Adayı Mehmet Yunus Seven için destek istedi. Memleket iyi yönetilmiyor. Elinizde bir fırsat var. Bu memlekette 15 milyon yabancı bu ülkenin kaynaklarıyla besleniyor. Ama senin insanın bu ülkede yatağa aç giriyor. Belediye Başkan Adayımız Mehmet Seven için sizlerden destek bekliyoruz. İddia ediyoruz. Bütün ilçelerde İyi Parti olarak adaylarımız mevcut. Hepsinin arkasındayız. Son olaraksa İyi Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doktor Bülent Özkan, İl Başkanı Avukat Suat Şahin, Tarsus İlçe Başkanı Burak Özdil, Belediye Başkan Adayı Mehmet Yunus Seven ve Belediye Meclis Üyesi adayları Altaylılar Mahallesi'nde açık hava toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi. Toplantının yapılacağı yere yürüyerek inen İyi Partililer yol boyunca sloganlar, meşaleler ve konfetilerle alana yürüdü. Tarsus İlçe Başkanı Burak Özdil ve İl Başkanı Avukat Suat Şahin yaptıkları konuşmada çok çetin bir mücadele verdiklerini söyleyerek Mersin'de büyük şehir olmak üzere 13 ilçede de iddialı olduklarını vurguladılar. Mersin'in 13 ilçesinde de büyük şehrinde de adaylarımızla iddialı bir seçime gidiyoruz inşallah. Tarsus halkının son 5 yılda hayal kırıklığına uğradığını söyleyerek konuşmasına başlayan Belediye Başkan Adayı Mehmet Yunus Seven, belediye başkanlığında kendilerinin halkın adamı olacağını söyledi. Bugünden itibaren kollarımızı çemledik. Başkanlığa başlıyoruz inşallah. İyi Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doktor Bülent Özkan, hür ve müstakil olarak girdikleri seçimde iddialı olduklarını söyledi ve 31 Mart'ta Mersin'e güneş yeniden doğacak dedi. Ama patlasa da, çatlasa da, kırılsa da 31 Mart akşamına kadar sizlerle beraberiz. Başkan Kocamaz, seni kimse yıkamaz sloganları eşliğinde konuşmasına başlayan İyi Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz da belediyeciliğin bir vizyon meselesi olduğunu, Tarsus'un son 5 yıldır geriye gittiğini söyleyerek
bu kenti tamir etmek istiyorsanız uzman doktora destek vereceksiniz şeklinde konuştu. Bu bir vizyon meselesi. Vizyonu olmayanların belediyelerde göreve talip olmaması lazım. Sayın Yunus Seven aday olacak. Ben kendisine dedim ki sen 1-0 geriden başlıyorsun. Niye dedi? Dedim vallahi Tarsus'un başında bir doktor var. Tarsus'u perişan etti. Kendisi de dedi ki o pratisyen doktor, ben uzman doktorum. Pratisyen doktorun bozduğunu ancak bir uzman doktor tamir eder dedi. Şimdi kendisi huzurlarınızda. Bu kenti tamir ettirmek istiyorsanız uzman doktora destek vereceksiniz. Milletvekili Kocamaz 31 Mart seçiminin çok önemli olduğunu, iktidarın ülkeyi çok kötü yönettiğini söyledi. Kocamaz, Mersin'de yerel iktidarın hizmetlere sahip çıkmadığını ve Burhanettin Kocamaz adından rahatsız olduğunu söyleyerek Vahap Seçer'i çok sert sözlerle eleştirdi. Genel iktidarın sıkıntıları var da yerel iktidarın yok mu? Ben Tarsus'a her gelip gittiğimde içim kan ağlıyor. Tarsus her geçen gün daha da geriye gidiyor. Bizim yaptığımız hizmetlere sahip çıkabilmiş olsalardı Tarsus en azından kendisini, değerlerini korumuş olurdu. Tarsus geriye gidiyor da Mersin geriye gitmiyor mu? Al birini, vur ötekine. İkisi başarısızlıkta birbiriyle yarışıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi yolsuzluklarla, usulsüzlüklerle anılıyor. Yarın ne olacağı belli değil. Ben bunu her gün sosyal medyada paylaşıyorum. Diyorum ki Sayın Seçer, bu sorduğum sorulara cevap ver. Bir aydır bekliyorum. Hiçbirisine cevap verilemiyor. Diyorum ki benim yazdıklarım yalansa yalan de. Ama onu da diyemiyorlar. Çünkü benim yazdıklarımın hepsi doğru. Mersin Cumhuriyet Savcılığı Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bu konularda soruşturma açtı. Bizim ismimizden rahatsız oluyorlar. Nerede Burhanettin Kocamaz'ın bir eseri varsa onu yıkmayı marifet sanıyorlar. Konuşmaların ardından İyi Partililer ve meclis üyesi adayları birlik ve beraberlik mesajını Tarsus'tan verdi. Güneşin çocukları, cesur yürekler.